Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında daha sizlerle birlikteyiz. Evet, geçen haftaki programımızda bilinç erişimin içeriklerini anlatmıştık. Bugün de ona devam etmek istiyorum. Çünkü yetmedi bir programımız. Bilinç erişimde neler var? Seanslardan başlamıştık. Evet. Seanslarda tekrar ele alacak olursak, bar seansı, beden terapileri, bunlar Access'in, Access beden terapisi, Access bar seansı, Access'in ESP ve SOP seansları, evet, bunun yanı sıra zayıflama seansı yine Access araçlarıyla, sigarayı bırakma seansımız yine Access araçlarıyla, evet, bunlar Access'le ilgili bizim seanslarımız demiştik zaten. Bunun yanı sıra benim kendi farkındalığımla yarattığım seanslarım var. Bunlar da kaynakla bağlantı, altın dokunuş, bir de farkındalık seansı. Geçen haftaki programımda sanırım kaynakla bağlantı ve altın dokunuşa değinmemiştim. Birdenbire böyle süre yetince, bitince öyle oldu. Şimdi bugün onları da altını çizmek istiyorum. Bunlar sadece benim süreçte, bu kendimi bilme sürecinde oluşturduğum farkındalığımla ve bilişimle yarattığım çalışmalar. Çok güzel, çok kolaylık yaratıyor kişilere. Bunun yanı sıra paket programlarımız var. Şimdi paket programlarımızda neler var? Öncelikle evet, bir de seansımızda güzellik, gençlik vardı. Evet, oradan pakete başlayacak olursak, bu güzellik ve gençlik seansının paketi var. 20 kez yapıldığında kalıcı oluyor. Tabii ki yine arada bir dokunmak gerekiyor ama en az 20 seans almamızı öneriyor Access. Çok içeriği çok güçlü, çok güzel. Bunu 20 kezlik bir paket programı halinde sunuyoruz. Sil baştan diye bir paket programımız var. Bu da onlu bir paket programı. Bunun içinde işte barz var, beden var. Ne gerekiyorsa o var. Sil baştan insanları böyle bir tık, iki tık, üç tık, artık o kişiye bağlı olarak değişiyor. Bir farkındalığa getiriyor ve hayatında bir açılım başlıyor fazlasıyla, bir en az onlu bir seansta. Bunun adı sil baştan. Yani hayatındaki bütün onu üzen şeyleri silmekle ilgili olduğu için isim bu. Buna devam ederlerse eğer, daha sonra bununla ilgili kendi hayatınızı oluşturmakla ilgili bir paket programım var. Çünkü artık hayatında bir farkındalık yaratmıştır, değiştirmiştir, o travmalardan çıkmıştır ve hayatının nasıl yaratacağıyla ilgili güzel paket programımız var. Bunun yanı sıra kaynakla bağlantının paket programı var. Evet, sigarayı bırakmakla ilgili bir paket programımız var. Kolaylaştırmak için böyle birkaç seanslık bir paket yaptık kişilere. Paket programlarımız bunlar. Bunun yanı sıra eğitimlerimiz var ve workshoplarımız var. Eğitimlerde tabii ki barz eğitimimiz çok hayati ve barzın bir üst seviyesi olan 4 günlük foundation, Access Foundation, yani Access'in temeli olan bir eğitimdir, eğitim programıdır. Bu da güzel bir 4 gündür. Bedenlerde, hayatlarda değişmeye başlar. Bunlar için tabii ki sertifika veriliyor. Uluslararası geçerli Access'ten güzel sertifikalarımız var. Evet, seminerlerde bu. Bunun yanı sıra Access'in yine muhteşem para seminerleri var. Nasıl para olunur ya da para problem değil, problem sizsiniz şeklinde. Evet, bunun yanı sıra senin için gerçek ses diye bir seminerimiz var. Kişilerin, bunların içerikleri zaten sitemizde mevcut. Çok böyle küçük küçük dokunuyorum ne olduğuyla ilgili seminer, seans, insanlar paket programları karıştırabiliyorlar. Fazla gelebiliyor. Evet, çok şey var biliyorum. Ben de bazen bakıyorum, unutuyorum kendi seminerlerimde. Aa, bak bunu söylemeyi unutmuşum falan diyebiliyorum tabii. Bir de bu hep gelişen bir şey. Talep
Talep ne geliyorsa kişilerden ona göre de seminer yaratabiliyorum çünkü. Mesela ya seninle ilgili yanlış bir hata olmasaydı ya seninle ilgili bir hata yoksa böyle de bir seminer yapıyorum. Bu da baktım ki insanlar bunu gerçekten çok hayati kılıyor hatalı olmayı. Bununla doğan bir seminer. Yine tabii ki Akses'in yaptığı bir seminerlerden biri. Bir tane benim mesela var. Muhteşem Bedenler diye bir tam gün süren Muhteşem Bedenler isminde bir workshop'um var. Kendin Ol Macerası diye bir seminerim var. Bu da tabii ki Akses'in. Yarat ya da Öl diye bir seminerimiz var. Bu da tabii ki Akses araçlarıyla muhteşem bir seminer. İşin Neşesi seminerimiz var. Evet, işte daha fazla neşeyi, parayı nasıl yaratırız? Nasıl hayatımız bir iş zaten? Hayatımızı neşeyle nasıl yapabiliriz, oluşturabiliriz? Onun şeyi bu semineri. Farkındalık semineri var yine bana ait. Kaynakla bağlantı ve farkındalık semineri bana ait olan bir seminer. Bunun yanı sıra evet seminerlerimiz ebeveynlerden özgürlük. Bu çünkü çok gerçekten hayati olan bir şey. Annelerimiz, babalarımız çok önemli bizim için. Gerçekten çok önemli. Ancak onlara olan bu bağımlılık düzeyinde ya da o da ya da onları reddediyorsak, onlara öfkelerimiz varsa, kızgınlıklarımız varsa ya da onlarsız olamıyorsak asla işte bu böyle bir bağımlılık yaratıyor ve tabii ki o bizim kendimiz oluşumuzu bir hayli etkileyen ve hayatımızı da etkileyen bir konu. O yüzden de bunlardan da özgürleştiren workshoplar yapıyorum. Evet, bunlar da bizim workshoplarımız. Şu anda aklıma gelen bunlar, notlarımda bunlar var. Bunun yanı sıra bizler şöyle de yapılabiliyor. Mesela yakında kurumsal çalışmalarımız da olacak. Oldu nitekim. 2012'de başladım bu kurumsal çalışmalara. Kurumlar bizden ne istiyorsa onları özel olarak yaratıyoruz. Her şey senin elinde diye bir kurumsal Türkerlerle yaptığım ilk 2012'de bir seminerimiz vardı. 2 saatlik bir seminer. Yani kurumsallarla da ilgili bir yeni başlattığımız güzel başlıklar var. Bunun yanı sıra kurumların bizden istedikleri özel içerikler olabiliyor. Bunların da altını çizmek istiyorum. Bu da çok önemli çünkü onlar ne istiyor? Daha fazla motivasyon, daha fazla başarı. Mesela işverenler neler isterler çalışan personelinden? Daha fazla canlılık, dinamizm, enerji, değil mi? Farkındalık, daha fazla farkında olmasını ister, daha fazla dikkat ister. Daha fazla çözüm odaklı olmasını ister. İlişkilerde güzel ilişkiler isterler tabii ki haklı olarak. O kurumu bağlantıları var birbirleriyle hem patronlarıyla hem iş arkadaşlarıyla, personelle. Personeli daha motivasyon nasıl yaratabiliriz? Stresi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Onlara daha fazla nasıl bir alan yaratabiliriz ki keyifle bu işi yaratsınlar, devam etsinler? Evet, orada birçok şey yapılabiliyor. Özel isteğe bağlı olarak kurumlarla başlıyoruz. Daha güçlü bir çalışmaları bireysellerin yanı sıra. Bunun yanı sıra kurumsallarda şunu da yapabiliyoruz. O kurumların mesela promosyonları oluyor. Yılbaşı geliyor şu anda ve o kurumlar güzel promosyon hediyeleri oluyor müşterilerine. Mesela bizim çok güzel İşin Neşesi eğitimimizin kitabı var. Sevgili Simon Milasas'ın kitabı ve bu Türkiye'de basılıyor. Evet, bu Türkiye'de basılıyor ve bu kitabı hemen elimizin altında bu kitabı basıyoruz çünkü. Hemen elimizin altında bunları promosyon olarak firmalara verebiliyoruz ve bu firmalarda işte nasıl neşe yaratılır? Kendi güzel çalıştıkları firmalarla, kurumlarla ya da bireysel çalıştığı kişilerle güzel bir yılbaşı hediyesi olur diye düşünüyorum. Böyle de girebiliyoruz.
Mesela BMW kapısını tıklatıp biliyor musunuz daha fazla arabanızı satabilirsiniz şeklinde böyle bir hem kitabımız var hem de seminerlerimiz var şeklinde girebiliyoruz tabii ki. Daha fazla satışlar yaratabilir. Araba satışları olur ya da ne satıyorsa kurumlar isteğe göre o işin neşesi yerini bulur. Şu anda Lotus Peyzaj mimarlık, bahçe mimarı, peyzaj mimarlığı benden yeni bir çalışanlarına bir motivasyon ve de farkındalığı yükseltici bir eğitim istedi. Şu anda onun çalışmalarıyla ilgiliyiz. Başka neler mümkün diyoruz. Tabii çalışan kesimin de daha fazla farkındalığı olması güzel olacaktır. Yargılarını bırakıyor olması hem kendisi için kolay olacaktır. Hem iş arkadaşlarıyla hem kendi motivasyonu, başarıyı daha yükseltecektir. Çünkü bu başarısızlık ya da yanlış yapıyor olmak korkusu ya da çok çalışmam gerekiyor korkusu değil mi? Çok çalışarak sanki başarıyı elde edeceğiz ya da parayı elde edeceğiz gibi bir bakış açılarımız var ve hata yapmama gibi bakış açılarımız var. Bu korkulardan nasıl arınabiliriz? Bütün bunlar kurumsallara da artık girmeli diye düşünüyorum. Hani akses olarak daha fazla girmeli. Çünkü biliyorum ki kurumsallarda açık olan kurumsallar bunu istiyor zaten. Yapıyorlar da. Bizler daha fazla bunu nasıl yapabiliriz? Bununla ilgiliyiz. Bilince erişim olarak. Bunun yanı sıra barzı çok istiyorum kurumsallarda yaratmak. Çünkü biliyorsunuz bilmem biliyor musunuz? Ben çok iyi biliyorum. Japonlarla eşim çok çalıştı. 20 seneyi aşkın Toyota ile birlikte çalıştılar. Ve çok Japonlar tanıdık. Gerçi onun kadar ben tanımadım ama onlar işe başlamadan tai chi yapıyorlar. Güne daha farklı, yani bütün şirketçe yapıyorlar bunu. Böyle bir senkronize olarak çok güzel. Hem böyle görüntü güzel oluyor, hem dinamizm güzel oluyor. Bir algı yükseliyor, motivasyon yükseliyor, enerji yükseliyor. Daha fazla enerjiyi yükseltmek için bars çok önemli ve daha berrak zihinler yaratmak için yaratıcılıklarını kurumsalların, çalışanların yaratıcı taraflarını ortaya çıkartacak en önemli şeylerden biri bars. Her şekilde insanları sükunete, huzura getiriyor. Onu stresten uzaklaşıyor, çatışmayı ortadan kaldırıyor. Çok güzel. Yani umarım barzı kurumsallara verebiliriz. Belki sabahları kendilerine böyle bir 15 dakikalık bir barz seansları uygulayabilirler. Hani öğlen tatillerinde tabii ki yemek molaları ve ihtiyaç molaları olacak insanların. Akşamları da anca evlerine gidecekler biliyorum. Ama sabah güne başlamadan. Neden olmasın ki? Japonlar yapıyor, başka ülkeler yapıyor bunu. Bizim Türkiye'de bu kadar endişe, bu kadar sıkıntı ve şikayet varken bunu değiştirmek mümkünse bunu kullanmazlar mı? Bence kullanırlar. Bu şekil önerilerimiz olacak kurumsal firmalara. Bars tekniğiyle insanlar daha pırıl pırıl, berrak bir şekilde işlerine başlayabilirler ve güzel bir şekilde devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra okullarla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle lise, evet. İlkokullarla da olur. Çünkü benim küçük çocuklarla bazı eğitimleri yapmayı çok seviyorum. Onlara barzı öğretmeyi çok seviyorum. Onlar çok pratik hemen öğreniveriyorlar ve zaten bildikleri bir şey gibi hemen biliyorlar. Bildiklerini de biliyorum. Onlar da biliyorlar. Fırt fırt yapıveriyorlar barzı. Eğleniyorlar çünkü. Bunun yanı sıra liselerde, kolejlerde bunun geri bildirimlerini çok aldım. O çocuklar gerçekten yarış atı gibi. Ben kendi çocuğumdan biliyordum. Hem ebeveyn olarak hem çocuklarımız gerçekten çok sıkışıklık yaşıyorlar bu konuda. Bunu yaşamış bir anne olarak ve bu travmayı geçirmiş bir anne ve
Oğlum var. Tabii ki hepimiz geçirdik bu travmayı. Anne baba ve çocuk, hatta anneanneler, dedeler, bütün ailecek giriyor bu ilginç rekabet gibi yarışa giriyor gerçekten. Bu çok anlamsız geliyor bana. Çünkü mesela bir örnek var. Sevgili Denizli'den bir arkadaşımız, Bars eğitmeniydi kendisi. Aynı zamanda da doçentti. Onun bir kızı vardı, çok tatlı, güzeller güzeli ve kendisi de Bars eğitmeniydi, 16 yaşında. Çok iyi biliyorum. Kendisi bana Bodrum'daki eğitime geldi, anne kız, ve o sırada da hiç sıfır özel eğitim, özel ders ve dershane hiç almadan bütün okulları kazandığını biliyorum. Ve hatta hangisine gireceğini şaşırmış durumdaydı. Ona mı gireyim, buna mı gireyim? Bütün insanların bu okullar için kendi seferber oldukları, çaba sarf ettikleri şekilde olmadı. Ve sadece akses araçlarını kullanarak kızımız en güzel okulları kazandı ve hangisine gireceğini şaşırdı bile. Evet, o yüzden liseler çok önemli benim için. Bu yarışa başlamadan önce kendilerini daha fazla güçlendirmeleri, o sınav kaygısından çıkmaları için güzel bir araç olacak. Hem BARS hem Akses'in tüm araçları. Hem sınav kaygısı, hem başarısızlık korkusu, hem endişesi, kendine güvensizlik gibi saçma sapan şeylerden çıkmış olacak küçücük yaşlarda ve ileride de iş hayatında çok daha başarılı, çok daha güzel hayatlarını yaratacaklar bu gençlerimiz. Bizim için gençler gerçekten önemli. Çünkü onlar bizim geleceğimiz tabii ki. O yüzden çok değer veriyorum eğitim kurumlarında bunu sürdürmek için çalışmalarımız başlamıştır. Onlara daha fazla bu akses araçlarını vermek istiyorum gerçekten. Bakalım başka neler mümkün. Hem bu çocukların başarısızlığı ortadan kalkacak, hem de çok çalışması gerekiyor ki o yarışta önde gitsin. Yani bu o kadar rekabeti yaratan bir şey ki, gerçekten çok mu çalışması gerekiyor? Ondan sonra bu çocuklar hayatın içinde de kurumsallara girdiklerinde ya da kendi işlerini açtıklarında çok çalışmam lazım bakış açılarıyla yine böyle kendilerine vakit ayırmadan, kendilerini görmeden, bilmeden, dinlemeden hayatlarını tüketip gidiyorlar. Büyük ebeveyn oluyorlar, hiç fark etmez, hayatlarını tüketebiliyorlar. Bu da hiç hoş bir şey değil. Hepimiz bunu yaptık. Hepimiz bunu yaptık. Hem çocuklarımıza yaptık, hem kendimize. Tabii bunu değiştirebiliyoruz. Allah'tan akses var. Bütün bu araçlar bunu kolaylıkla değiştirebiliyor. Oğluma da dedim ki, oğlum, verdiğim zararı nasıl telafi edebilirim? Gel, bunu değiştirelim hep birlikte, dedim. İnşallah o da daha fazlasını alıp kabul eder ve bunun üzerindeki koyduğumuz, hem toplumun hem ebeveyn olarak bizlerin koyduğu bu travmanın etkisinden milletçe çıkarız diyorum. Böyle bir davetimiz var eğitim kurumlarına da. Evet sevgili izleyiciler, yine bir Güzel Yaşamak Sanattır programını burada maalesef bitirmek zorundayım. Süremiz doldu. Bir başka Yaşamak Sanattır programında tekrar birlikte olmak üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.